Türkiye kamuoyu kendi derdinde ve dünyadaki gelişmelere duyarsız halde. Oysa kimi gelişmeler Türkiye için ders niteliğinde. Bugün özellikle ikisinden söz etmek istiyorum. İlki Macaristan. Ülkede 5 ay önce yapılan seçimlerde 6 muhalefet partisi 12 yıldır ülkeyi yöneten Orban'a karşı ittifak yaptı. Altılı ittifak, sosyal demokrat, merkez sağ, muhafazakar partilerin koalisyonu gibiydi. Kamuoyu yoklamaları Altılı İttifak'ın oyların yarısından fazlasını alacağını gösteriyordu. Ancak Orban seçim yaklaştığında atağa kalktı. Seçim yasasını değiştirdi. Devlet imkanlarını seferber ederek bir karalama kampanyası başlattı. Muhalefete tam saha baskı uyguladı. Altılı İttifak kamuoyuna pozitif mesajlar vermek ve iktidara gelince ne yapacaklarını bir programla ortaya koymak yerine bütün kampanyasını Orban'ın hırsızlığı üzerine kurdu. Zaten tek ortak paydaları Orban'ı iktidardan indirmekti. Aralarında eş güdüm yoktu. Her birinden farklı sesler çıkıp bir de ittifaktan kopmalar yaşanınca seçmen daha bunlar kendi aralarında anlaşamıyorlar deyip %55 ile yeniden Orban'ı seçti. İkinci örnek, pazar günkü Şili örneği. Bu da bize başka bir tehlikeyi haber veriyor. Orada da 6 aylık solcu hükümet, diktatör Pinochet'den kalma anayasayı değiştirecek yeni bir toplumsal sözleşmeyi referanduma sundu. Demokratik hukuk devletinin yeniden inşasını vaat etti. Ancak kampanya boyunca son derece beceriksiz ve dağınık bir görüntü verdiler. Ekonomik sıkıntılarla da baş edemediler. Sonunda anayasa taslağı halkın %62'sinin hayır oyuyla reddedildi. Şimdi solcu başbakan ülkeyi faşist Pinochet'in anayasasıyla yönetmek durumunda. Bu iki örnek Türkiye'deki altılı ittifaka altın değerinde dersler sunuyor. İlki, kamuoyu yoklamalarının verdiği özgüvenle erken zafer havasına girmemek. Polemiğe kapılmak yerine kamuoyuna güven verici bir ortak programla ve uyum içinde hareket etmek. Ve en önemlisi, seçimi kazandıktan sonra yapılacaklarla ilgili şimdiden bir yol haritası belirlemek. Dileriz bu örnekleri ders alarak izliyorlardır.